Hasan Yeşildağ'ın adamı talimatla işlediği suçlarını itiraf edip yeniden yargılanmak istedi. Sedat Peker'in hedef aldığı Hasan Yeşildağ'ın adamlarından Şemseddin Başak, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'a sert konuştu. Başak konuşmasında, "Cumhurbaşkanını kendi çıkarınız için kullanan Yeşildağ kardeşler size sesleniyorum. Abdi İpekçi cinayetini ben yaptım diyen sen değil miydin Hasan Yeşildağ? Yüzlerce kişiyi bidonlara koyup öldürdük, üstlerine beton döktük denize attık diyen sen değil miydin?" diyerek, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'a meydan okudu. Şemseddin Başak'ın bu itirafı Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Sedat Peker'in daha önce paylaşımlarında hedef aldığı Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ'ın adamlarından Şemseddin Başak, dün gazeteci Gökhan Özbey'in sohbet odasına katılarak açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, sohbet odasına katılan Başak'ın bir dizi suç itirafında bulunduğunu aktardı. Özbek, "Dün gece sohbet odamızda büyük bir itiraf geldi. Şemseddin Başak 90'larda Hasan Yeşildağ'ın talimatı ile adam kaçırma dahil birçok suçları itiraf ederek, tekrar yargılanmak istediğini açıkladı," dedi. Ülkücü mafya lideri Sedat Peker Deli Çavuş adlı hesabından ifşa etmişti. Sedat Peker, "Geçtiğimiz ay ben size Hasan Yeşildağ'ı yazdığımı da hepiniz kafalarınızın üzerine dikileceksiniz, ayaklarınız havada, kafalarınız yerde olacak, olmaz arkadaş diyeceksiniz," diyerek iddialarda bulunmuştu. Sedat Peker şunları dile getirmişti. 40 yaşından genç olan kardeşlerim, siz benim şahidimsiniz. Seçime 2 ay kalaya kadar bekleyeyim dedim. Ancak şeref düşkün olanlar kendilerini perde arkasında saklayıp Mehmet Ağarları, Doğu Perinçekler için malı önüme çıkararak enerjimi oraya kanalize etmemi istediler. Mutlu olsunlar diye tuzaklarına düşmüş gibi yapıp içimdeki kini bu yaratıklara karşı boşalttım. Ancak perde arkasındakileri unutmadığımı anlasınlar diye bu paylaşımları hazırladım. Kardeşlerim, bu paylaşımların hakkını lütfen verin, yoksa sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir. Ben namluların ucunda gurbet diyarlarda yaşayacağım, ailem de benden dolayı hedef durumunda olacak, ekonomik olarak hemen hemen her şeyimi kaybettiğim halde bana teklif edilen maddi imkanları kabul etmeden yoluma devam edeceğim, çünkü söz namustur diyeceğim, ancak bazılarınız delilleri ile doğru olan bu anlattıklarımı çevresindeki insanlara dahi anlatma zahmetine girmeyecek. Bu olmaz. Söz bir tek bana namus değil, size de namus. Bugün bakanlardan dahi güçlü olan, ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen 3 ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz. Ufak dediğime bakmayın. Birinci yapı Türk medyanın da sahibi olan Akşam, TV24, TV360, birçok dergi ve radyo deyusu Ekber Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ. Bu iki kardeş son zamanlarda 25 milyar TL'lik devlet ihalesi alan Yapı firmasının da %25'lik gizli ortaklarıdır. Ayrıca iktidarın tüm kritik gizli kararlarının alındığı Ulus'taki o meşhur kafenin de sahipleridir. Ayrıca iki İsrail vatandaşının Tayyip Erdoğan'a suikast yapacaklar yalanı ile tutuklandıkları Çamlıca Kulesi'ndeki kafenin de sahipleridir. Bunun haricinde tüm karanlık ve pis işlerin mimarlarıdırlar. Ali Yeşildağ isimli üçüncü ortak olan kardeşlerini nasıl diskalifiye ettiklerini de size anlatacağım. Dünyanın en karanlık insanı olarak kabul edilen Papa Rodrigo Borgia'nın bile yanlarında masum kalacağına inanabilirsiniz. İkinci karanlık yapı iktidarın avukatları olarak bilinen hakim ve savcı tayinlerinde bakandan bile daha etkili olan kişileri konuşacağız.